Bu dersimizde ise arkadaşlar JSON metoduyla JSON. Bu dersimizde onu da öğreneceksiniz. JSON metoduyla admin kontrol yapacağız. Yani kullanıcı admin mi değil mi, moderatör mü veya herhangi bir şey mi, normal kullanıcı mı, onu nasıl kontrol edebileceğimizi öğreneceğiz. Bunun için index sayfamızı açıyoruz. Index sayfamızda şurada PHP bölümünde PHP'nin altından sonra yeni bir if kontrol yapalım. Mesela kullanıcı, kullanıcı, yetki diye bir fonksiyon oluşturalım bu dersimizde. Kullanıcı yetki diye bir fonksiyon oluşturalım. Oluşturacağımız bu fonksiyon ne yapacak? Kimin admin olup olmadığını, eğer admin ise bu sayfayı göstermesini veyahut da bu sayfayı gizlemesini söyleyeceğiz. Admin dedim içerisine bir string yazdım admin eko sen adminsin desin adminsin desin şöyle e, veyahut da admin olmayanlarda mesela gizlemek için admin değilse demek istiyorsak mesela böyle yapacağız bu da olumsuz anlama geliyor admin değilse anlamına geliyor şimdi geçelim geçelim kuru fasulyenin faydalarını geliyoruz öncelikle e, ee, veri tabanımızda grup bölümünde bakın grup bölümünde neyimiz var id isim izin bakın izinde izindeki bu admin bölümü json ee, buradaki stringimiz buradaki değerimiz bir demek onay sıfır demek e, değil anlamına geliyor arkadaşlar ee, json'da şimdi şöyle yapacağız bu bir json stringi hmm, hmm, hmm bölümüne baktığımızda ise izin ee, üye bölümüne baktığımızda ise grup bölümümüz var. Grupta benim PHP hocamın grup değeri 1. Hepsinin e, değeri 1 şu anda. Admin için e, ne olması lazım? Bakın grup bölümünde id'nin 2 olması lazım. Bakın id 2. Şimdi neredeydik? Kullanıcıya geçelim ve yetki fonksiyonumuzu oluşturalım. Nereye oluşturalım arkadaşlar onu da? Hadi şu e, de üstlerine bir de yetki oluşturalım madem öyle. Public function yetki diyorum gelecek bir ne var anahtar kelime admin mi değil mi ne anahtar bir anahtar kelime gelecek anahtar kelimeyi bulurken yapmam gereken şey öncelikle kullanıcının hangi gruptan olduğu şöyle yapacağım grup diyeceğim admin mi moderator mü bunun için ne yapıyoruz id testi yapıyoruz şöyle yapacağız this this db, db değişkenim vardı benim biliyorsunuz db, veri tabanımda neyim var getir diye bir e, fonksiyonum var, metodum var e, getir fonksiyonumdan benden grup tablomdan grup tablomdan r içerisinde id eşit ise neye e, yine this veri neye arkadaşlar grup gruptaki değerimi yani grup değerim kaç benim bir grup ee, benim e, şöyle bir daha gösterecek olursam o <laughs> grup 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 değil üye bakın idc bir olanlar normal üye grup tablosunda idc iki olanlar ne admin gelelim tekrar neredeydik? gruba değil kullanıcıya değil üyeye benim şuradan grup numaram 1 id'im 8 bu benim kendim auto increment olarak artan id'im o başka bir şey şimdi bir echo atayım bakayım şu grubu eko grup nasıl bir görüntü ekrana çıkacak ee, neyi göndermem lazım gülün index ve kullanıcı indeksi bir defa göndersem yeter sanırım ee, şimdi de klasımdan klasımdan kullanıcıyı gönderiyorum gönderdim Şimdi yenileyelim sayfayı. Bakalım. Convented string kullanıcı 32. Object. Evet. Grup. Şimdi print mı yapsak? Olmadı böyle. Print ar. Şöyle yapalım. Print ar. Bakın arkadaşlar. E, grupta şu üst tarafı unutun. Alt tarafta id bir isim normal üye izin izin yok. Bakın izin bölümü boş. Bakalım şimdi. E, evet şöyle bir daha bakalım. Grup tabloma. Evet, şuradan. Neredeydik? Grup. E, bu hangi tablomuz? Bu bizim e, üye tablomuz. Bir de grup tablomuz var. İzini göstermiyor çünkü boş. Normal üyeye bir şey tanımlamadık. 1 2 3 4 5 fiat herhangi bir session kodu tanım, tanımlamadık. Ama admin'e ne tanımladık? 1. Şimdi ben üye bölümünde e, kendimi admin yaparsam grup ID'mi şurada grubu 2 yaparsam bakalım ana sayfamda ne olacak? Bakın isim ID 2 admin izin admin bir e, parantez içerisinde tırnak içerisinde bu bir json kodu şimdi şöyle yapacağız şöyle yapalım diyelim ki if grup yani veri tabanımızda grup değişkenimizde sayaç e, ne diyoruz böyle bir satır varsa veri tabanımızda sayaç fonksiyonumuz veri tabanımızdaki satırları sayıyor varsa böyle bir şey ee, şöyle biraz izinler izinler izin izin bölümü Veri tabanımızdaki şu izin bölümü hemen burada değil. İzin bölümü kendimi şu an admin yaptım. Şurası izinler. Şimdi orayı e, JSON kodunu ne yapmamız lazım? Çıkarmamız lazım. Kullanılabilir hale getirmemiz lazım. Bunun için yapmamız gereken şey e, dolar işareti grup dolar işareti grup ilk ilk izin diyorum. izin izin bölümünü çağıracağım. Evet grup tablomdan bakın gruptan ilk dediğim izin sadece yani biraz önce neyi gösteriyordu? Hepsini gösteriyordu. Şimdi ise e, sadece bana izin bölümünü ilk fonksiyonumuz bizim ne işe yarıyordu? Bu işe yarıyordu. Sadece bu bölümü göstermesini isteyeceğim. E, evet bir echo izinler diyelim yine izinler. Bu sefer gördüm izinler diyelim. Grup e, ilk izin dedik. Şimdi şöyle yapalım. Bir daha gönderelim kullanıcı. Ana sayfamı şöyle bir yenileyim. Hmm. Kullanıcı not found in index. Bir bakalım. Hmm. Allah Allah izinler doğru. Evet evet tamam gelmiş zaten. Şöyle yapalım. Ee, admin 1 tamam admin 1 geldi ve hatta print r yapabilirsiniz buraya arkadaşlar izinleri print r yapabilirsiniz görmüş olduğunuz gibi. Anahtar kelimemiz admin olacak. Değeri 1. Şimdi bunu JSON koduna e, geçireceğiz. Nasıl yapacağız bunu? JSON e, decode metodunu kullanacağız. Bakın şimdi ne olacak? JSON decode diyorum. Şunu JSON decode e, fonksiyonun içerisine aldım. Buraya virgül koydum. True diyorum. Pek bir önemi yok bunun. Şimdi şöyle yapalım. Kullanıcıyı bir daha gönderelim. Sayfayı yenileyelim. Artık bu bir error oldu. Yani adminle biri ayıracağım. Bunun için yapmam gereken şey, bunu ne yapacağım? Print rın içerisine alacağım. Print r. Print r. Print r. Kullanıcı. Şimdi, evet. Yeniliyorum. Ee, görmüş olduğunuz gibi, admin bir değerim var. Adminim. Artık bu bir error oldu. Ee, anahtar kelime'm. Admin. Değerim bir. Şimdi ben bunu artık ne yapabilirim? Ee, şöyle yapabilirim. Nasıl yapabilirim? Evet, şu print'i kaldırıyorum buradan. Yeni bir if kullanıyorum. Diyorum ki izinler, artık bir error olduğuna göre izinler. içerisine ben buraya ne yazabilirim arkadaşlar? Anahtar. Anahtarımız ne olacak? Admin mi artık? Neyse. Her neyse. Eşittir. True ise. Böyle bir değer var ise return true return true böyle bir değer yoksa diyeceğim bu nerenin buranın bu nerenin buranın şunu bir aşağı indireyim o zaman tamam evet bu bununsa e, değilse de fonksiyonu return false yapacağım yani ne olacak burada mesela admin yazdık gelecek buraya admin admin değeri 1 ise 1 true demek 0 false tamam doğruysa o zaman return true'ya dönecek fonksiyon doğruya döndüğü için biz admin sayılacağız şimdi bakalım ekrana sen adminsin yazacak mı kullanıcı gönderiyorum Evet çünkü içerisinde ne yazacak admin yazacak Evet değeri de biri olduğu için şimdi dinledim Evet yazmadı bir daha bakalım şimdi Jason kutu olduğu için bu Arkadaşlar şuraya üç tırnak 3 eşittir kullanmamız yanlış olacak 3 tırnak Çünkü e, her bakımdan eşleştiriyor iki tırnak kullanalım bakalım Evet Evet görmüş olduğunuz gibi sen adminsin mesajını ekrana yazdık. Eğer admin değilsek ve hatta moderatör gibi bölüm eklemek istiyorsanız nasıl yapıldığını mantığını anlamışsınızdır. Mesela şöyle yaptığınızda kullanıcı admin değilse demek anlamına geliyor. Kendimi ben iki yaptığım için burada admin mesajını alıyorum. Değiştirirsem buradakini bir yaparsanız admin mesajını almayacaksınızdır. Grup ID'nizi şuradaki numarayı bir yaparsınız. Evet bu dersimiz de bu kadardı. Böylelikle nasıl adminleri kontrol admin olup olmadığını kullanıcının kontrol edebileceğimizi öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.